Ebru Gündeş 6 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı. Ünlü şarkıcı mahkemeye başvurdu. İstanbul'da sahne alan ünlü şarkıcı eliyle neden kalp işareti yaptı? Söndürün kalbimi. Ebru Gündeş dün gece İstanbul'da ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde eşi Reza Zarrab'a boşanma davası açan Ebru Gündeş arkamda görmüş olduğunuz mekanda şarkılarını söyleyecek birazdan. Biz de Ebru Gündeş'ten bir açıklama almak üzere mekana giriş yapıyoruz. Ünlü şarkıcı İstanbul Şişli'de özel bir gecede sahne aldı. Çok seviyorum. Saymakla bitmez yani. Programlarınız yetmez o kadar söyleyeyim. Çok seviyorum. Birçok şarkı. Demet Akalın ve Ayla Çelik Ebru Gündeş'i dinlemeye gitti. Gündeş'i dinlemeye geldik. Biz de turneye çıkıyoruz çünkü. Ayla ile ondan önce bir... Turnu öncesi bir neşe olsun dedi. Bir kaynaşalım, kaynaşma partisi. Ebru Gündeş sallantılı pırlanta küpeleri, sahnede sık kullandığı enseden topuz saçları, göğüs ve sol kısmı transparan elbisesiyle sahneye çıktı. Hayli neşeli olduğu gözlenen Ebru Gündeş hafta başından bu yana manşetlerdeydi. Boşanacaklarına dair ilk açıklama eşi Reza Zarrab'tan geldi. Zarrab 13.09.2016 itibariyle eşim Ebru Gündeş avukatı aracılığıyla tarafıma boşanmak istediğini iletmiş olup akabinde de süreci derhal sonlandırmak üzere yine avukatı aracılığıyla üzerinde baskı uygulanmış ve son olarak da 23.09.2016 tarihinde boşanma vekaletnamesini tarafıma göndermiş bulunmaktadır. İçerisinde bulunduğum bu sıkıntılı sürece rağmen eşimin boşanma kararını saygıyla karşıladığımı kamuoyuna bildiririm. Saygılarımla Reza Zarrab şeklinde bir açıklama yaptı. Ebru Gündeş, Beykoz Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığına giderek aile mahkemesine boşanma dilekçesini verdi. Sahne alacağı mekana 6 saat önce gelen, boşanma kararıyla ilgili basın açıklaması yapmayan Ebru Gündeş, ilk iki şarkıdan sonra açılış konuşmasında eliyle misafirlerine kalp işareti yaptı ve sevgisini bu şekilde belli etti. Yine bir güzel gecesi. Eşi Reza Zarrab'la boşanma kararı alan Ebru Gündeş'in özenle seçtiği şarkılardan oluşan gece, bir Sezen Aksu klasiği Kaçak'la devam etti. Bir daha uyanır aynı hevesle.